Olay 27.12.2017 tarihinde Siirt ilinden ilimize gelerek ilimizdeki diğer hastanelerin kabul etmediği, diğer hastaneler tarafından kabul edilmediği için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastaneleri kadın doğum polikliniğine müracaat eden HIV taşıyıcısı 27 yaşındaki gebe hastamız poliklinik muayenesinden sonra hastane yönetimi hastayı sahiplenmiş ve kadın doğum ve jinekoloji hastalıkları kliniğine yatışını sağlamıştır. Hastanın yatış sonrası takibi de idarece yapılmıştır. Gerekli itinanın, özenin gösterilmesi hususunda idare klinikteki hekimlerle görüşme yapmıştır. Söz konusu tarihteki klinik icapçı öğretim üyesi hastayı sahiplenmemiş, tedavi ve takibini kabul etmemiş ve operasyona girmekten imtina etmiştir. Aynı gün gece saatlerinde hastanın doğum sancıları başlayınca bu hastalarda mutlak endikasyon olan sezeryan operasyonu için ana bilim dalı başkan vekiline haber verilmiştir. Kendisi hazırlıkların yapılması talimatını verdikten sonra hemen hastaneye intikal etmiştir. Bu arada operasyon için gerekli koruyucu ekipman, bariyer malzemeleri temin edilmiştir. Gece saat 22 civarında sezeryan ameliyatı ile 3 kilo 150 gram ağırlığında 51 santim boyunda canlı bir erkek çocuk doğurtulmuştur. Bebek gerekli tedbirler alınarak yeni doğan kliniğine yatırılmış ve gerekli koruyucu tedavi, profilaktik tedavi başlanmıştır. Maalesef bizim için son derece üzücü bir hadise gelişmiştir operasyon esnasında. Asistan doktorumuzun eline kazaen ameliyatta kullanılan sütür iğnesi batmıştır. Durum fark edilir fark edilmez konunun uzmanı enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ana bilim dalı öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Mustafa Kemal Çelen haberdar edilmiş ve asistanımıza uygulanması gereken üçlü yani 3 çeşit antiretroviral tedavi derhal başlanmıştır. Ve asistan doktora tedavisine evinde devam etmek üzere istirahat verilmiştir. Bu arada hasta operasyon sonrası kadın doğum ve jinekoloji hastalıkları kliniğine transfer edilmiştir. Burada tedavisine ve takibine devam edilmiştir. Nitekim hasta ve bebeği komplikasyonsuz bir şekilde 30.12.2017 tarihinde saat 11.05'te hastanemizden önerilerle taburcu edilmiştir. Yaşanan bu hadiseyle alakalı olarak bu vakada tıbbi ve etik kurallara aykırı bir şekilde defansif davranan, hastayı kabul etmeyen ve 2 gün boyunca klinik ve poliklinik işleyişini durduran, sağlık hizmetini vermeyen klinikteki bazı hekimler ile ilgili hastane yönetimi gerekli tutanakları tutmuş ve tıp fakültesi dekanlığı ile rektörlük bilgilendirilmiştir. İlgili tutanaklar rektörlüğün talimatı ile 29.12.2017 tarihinde gerekli soruşturmanın yapılması için tıp fakültesi dekanlığına gönderilmiş. Konuyla ilgili bugün itibariyle gerekli soruşturma başlatılmıştır. Bariyerli eldiven konusunda yanlış bir algı var. Sanılıyor ki bariyerli eldivenle ameliyat anında gelişebilecek iğne batmalarını önlüyormuşuz gibi bir algı var ortada. Öyle bir durum söz konusu değil. Bariyerli eldivenlerin gerek uluslararası gerek ulusal rehberlerde artık yeri yoktur. Önermiyoruz.
Sağlık Bakanlığı da bu konudaki inisiyatifi kurumlara bırakmaktadır. Biz bir dönem çift eldiven öneriyorduk fakat onu da kaldırdık. Şu an normal HIV olmayan, HIV olmayan bir gebeye müdahale nasıl yapılıyorsa cerrahi müdahale, HIV'li bir gebeye de yapılacak prosedürler bundan ibaret.